Bismillahirrahmanirrahim. Hizmet rehberinden devam ediyorduk. Bir önceki programda medar-ı ibret bir mesele diye bir konu üzerinde duruyorduk. Mektubatta alınmış bir parça bu. Tabi Barla'da yazılmış. O Barla günlerinde üstada yakınlık gösterip sonra ayrılan, hatta aleyhe geçen dört kişiden bahsediyor. Zahiri dostlar diye. Bir de üç kişi daha var. Bunlar hakikaten dost olan kişiler ama dostluğun gereğini yerine getirmeyenler. Bunlarla ilgili işte üç kişiden birincisi diyor ki gayet mühim ve ciddi ve hakiki bir talebem olan bir zat-ı muhterem. Mütemadiyen sözleri yazar, neşrederdi. Risaleleri yani. Müşevveş büyük bir memurun gelmesiyle ve bir hadisenin vuku ile yazdığı sözleri sakladı. Muhakkaten istinsahı da terk etti. Yani çoğaltarak herkese birer nüsha veriyordu. Sakladı. Ta ki ehli dünyadan bir zahmet görmesin ve bir sıkıntı çekmesin. Ve onların şerlerinden emin olsun. Bu niyetle yaptı. Halbuki o hizmet-i Kur'aniyenin muvakkaten tatilinden gelen bir eseri hata olarak bir sene mütemadiyen 1000 liraya mahkumiyet gibi bir bela göz önüne konuldu. Yani 1000 lira ne olacak diyemeyiz. O gün o tarihlerde o nazarla bakmamız lazım. Ne kadar mıyım? Ben bir dağ köyden gelmiş bir adam, 120 liralık bir ceza kesilmiş, onun için ağladığına şahit oldum. Yani nereden bulacağım diyordu. Çocukluğumda yani. Ne var ki istinsaha niyet etti ve eski vaziyetine döndü. O davasından tebri etti. Fellahil hamd, beraat kazandı. Fakir haliyle beraber 1000 liradan kurtuldu. Şimdi bunu ta baştan tabii hatırlamamız lazım. Vehme maruz fütura düşen bazı dostlarıma kuvve-i maneviyi teyit edecek 7 emarenin delaletiyle sırf hizmet-i Kur'an'a ait bir ikram Rabbani ve bir himayet-i ilahiyeyi beyan etmeye mecburum ki o zayıf damarlı bir kısım dostlarımı kurtarayım diye bunlardan bahsediyor. Yani aleyhe geçmekle veya işi bırakmakla efendim bir kurtuluş yok bu işin. Bu bir hak dava. Hizmeti imaniye, Kur'aniye, insanlığın faydasına, Efendimizin davası, Allah davası. Yani kaçacak, gidecek, aleyhine geçecek bir durum yok. Geçenlerin durumu da budur manasına. İkincisi, 5 seneden beri mert ve ciddi, cesur bir dostum, ehli dünyanın ve yeni gelen bir amirin hüsnü zannını, teveccühünü kazanmak için komşum iken, mert bir dosttu. Düşünmeyerek, ihtiyarsız birkaç ay benim ile görüşmedi. Hatta bayramda ve Ramazan'da uğramadı. Halbuki maksadının aksiyle kariye meselesi neticelendi, nüfuzu kırıldı. Yani bizden uzaklaşmakla bir şey kazanmış olmuyor demek istiyor yani. Üçüncüsü, haftada bir iki defa benim ile görüşen bir hafız imam olmuş, sarık sarmak için 2 ay beni terk etti. Hatta bayramda yanıma gelmedi. İlahi memul olarak ümit edilmedik tarzda maksadının aksiyle 7-8 ay imamlık ettiği halde hilaf-ı adet bir surette ona sarık bağlattırılmadı. İşte bu gibi vukuatlar çok var fakat bazılarının hatırlarını kırmamak için zikretmiyorum. Bunlar ne kadar zayıf birer emare ise de fakat içtimaında hepsini toplayıp böyle birden baktığınızda bir kuvvet hissedilir. Onunla kanaat gelir ki şahsıma karşı değil. Çünkü nefsimi hiçbir ikrama layık görmüyorum. Belki
hizmeti Kur'an noktasında sırf o cihette bir ikram-ı ilahi, bir himayet-i Rabbaniye altında hizmet ettiğimiz anlaşılıyor. Dostlarım bunu düşünmeli. Evhama kapılmamalı. Madem hizmetkarlığıma bir ikram-ı ilahidir ve madem fahre övünmeye değil, belki şükre sebeptir ve madem ve emme bi ni'meti rabbike fehaddis, Rabbinin nimetinde anlat. Tahdis-i nimet kabilinden söyle. Fermanı var. Kur'an'ın bir ayeti bu. Bu sırra binaen hususi bir surette dostlarıma beyan ediyorum. Dostsanız dostluğun gereğini yerine getirin. Dik durun yani. Bu mektubattandı. Şimdi okuyacağım kısım lemalardan bir bölüm. Lemalarda malum 10. lemma şefkat tokatlarıdır. Orada şefkat tokatlarına maruz dostları, talebeleriyle ilgili en başta kendisini yazarak kardeşinden, en yakınlarından misaller vererek işte 9. kişi olarak da büyük hafız Zühtü'dür diyor. Bu zat Avrus'taki nur talebelerinin başında nazırları hükmünde olduğu bir zaman sünnet-i seniye ittiba ve bid'atlardan içtinap. Sünnet-i seniye ittiba, bid'atlardan içtinap. Yani Peygamberimiz sünnetlerini yerine getirmek ve dine sonradan sokulmuş, uydurulmuş şeylerden de kaçınmak. Ki mesela ezanı o zaman bid'at olarak tanrıldır, tanrıldır şeklinde okuyorlardı. Yani bunun gibi şeylerden de kaçınmak. Meslek ittikaz eden, yani bunun ana düşüncesi buydu. Sünnet-i seniyi yaşayalım, bid'atlardan kaçınalım. Bunu meslek ittikaz eden talebelerin manevi şerefini kafi görmeyerek ve ehl-i dünyanın nazarında bir mevki kazanmak emeliyle mühim bir bid'atın muallimliğini derifte etti. Tamamıyla mesleğimize zıt bir hata işledi. Pek müthiş bir şefkat tokadını yedi. Hanedanının şerefini zir-i zeber edecek bir hadiseye maruz kaldı. Fakat maalesef küçük hafız Zühtü hiç tokada istihkakı yokken o elim hadise ona da temas etti. Belki inşallah o hadise onun kalbini dünyadan kurtarıp tamamıyla Kur'an'a vermek için bir ameliyat-ı cerrahiye, nafiye hükmüne geçer. Faydalı bir operasyon hükmüne geçer, ameliyat-ı cerrahiye diyor. Bu yani hizmetin düsturları var efendim. Ona göre hareket edilmesi lazım. Sen de önde gelenlerden birisin. Buna ters, zıt bir şey yapamazsın. Yaparsan böyle bir şefkat tokadı gelir manasına. Evet. Tarihçi hayattan bir parça alınmış. Aziz, sıddık, muhlis kardeşlerim. Bizler imkan dairesinde bütün kuvvetimizle lema-i ihlasın düsturlarını ve hakiki ihlasın sırrını mabeynimizde, aramızda ve birbirimize karşı istimal etmek, kullanmak vücub derecesine gelmiş. Farz yani. Şafilere göre vacip farz demektir. Kat'i haber aldım ki 3 aydan beri buradaki has kardeşleri birbirine karşı meşrep veya fikir ihtilafıyla bir soğukluk vermek için 3 adam tayin edilmiş. Bir avuç insan zaten efendim oradan 3 adam gene de o bir parçayı dağıtmak için, aralarına fitne sokmak için gönderiliyor. Devletin başka işi yok yani. Hem metin nurcuları usandırmakla sarsmak ve nazik ve tahammülsüzleri evhamlandırmak ve hizmet-i nuriyeden vazgeçirmek için sebepsiz mahkememizi uzatıyorlar. Sakın sakın, şimdiye kadar mabeynimizdeki fedakarane uhuvvet ve samimane muhabbet sarsılmasın. Bir zerre kadar olsa bile bize büyük zarar olur. Bizler
birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye, ruhumuzu feda etmeye, hizmeti Kur'aniye ve imaniyemiz iktiza ettiği halde, ruhumuzu feda etmek gerekirse feda edelim. Bu bunu gerektiriyor. Bu düşüncede olduğumuz halde sıkıntıdan veya başka şeylerden gelen titizlikle hakiki fedakarlar birbirlerine karşı küsmeye değil, belki kemali mahviyet ve tevazu ve teslimiyet de kusuru kendine alır. Bir kusur varsa o benimdir der. Muhabbetini, samimiyetini ziyadeleştirmeye çalışır. Yoksa habbe kubbe olup, yani bir su kabarcığı kadar bir şey kocaman büyük binaların kubbesi gibi olur. Küçük bir şeyi habbeyi kubbe büyütür. Tamir edilmeyecek bir zarar verebilir. Sizin ferasetinize havale edip kısa kesiyorum. Tabii zaten bir şey de budur. İnsanları sıkıntıya sokmak, hapislerde, orada, burada, asabiyetlerinde tahrik ederek, aralarına fitne fesat vererek, efendim birbirlerini kapıştırmak, parçalamak, bölmek, yok etmek. Yani el dünyanın işi de bu, hizmet düşmanlarının işi de bu. Şu anda yaptıkları da bu ya. Evet, buna karşın ne diyor Üstad? Bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye, hizmeti Kur'aniye ve imaniyemiz iktiza ediyor. Kur'an ve iman hizmeti gerekirse ruhumuzu feda etmemiz gerektirdiğini bize söylüyor, telkin ediyor. Meselenin aslı bu. Böyle olduğu halde ufak tefek şeylerle, titizlikten dolayı efendim bunları habbeyi kubbe yapmak, bir su kabarcığı kadar bir şeyi koskoca binaların kubbeleri gibi izam etmek, büyütmek, ondan sonra işi şiddetlendirmek, kavgaya, münakaşaya dökmek, bu hiç mi hiç yakışmıyor. Onun için bunlar yaşanmış şeyler, bizzat hapishanede Üstad Hazretleri bu noktalarda uyarmış. Yani bunlar bugün için bizim için de geçerli. Yaşadığımız şu süreçte insanlar büyük travmalar yaşıyor ya. Titizlikler arttı, asabiyet arttı. Ona göre düşünelim, biz gerekirse ruhumuzu da feda etmemiz gerekiyor. Ne olacak böyle ufak tefek kızgınlıkla söylemiş bir söz var, bir şey var. Hemen bunun tedavisine gitmek lazım. Bir tevbe istiğfar etmek lazım. Yani önce kendimizde bir kusur aramak lazım. Yani burada diyor senin nefsine de bir bak bakalım pay çıkar. İkincisi karşındaki kardeşini düşün. Ya o nefsine uydu da bunu yaptı. Üçüncüsü kaderin burada bir rolü var. Onu da kadere ver. Dördüncüsü kalan da diyor affet geçsin yani. Bu mevzularda da önce kendimizi bir hesaba çekmeden efendim müdahaleye kalkışırsak bu işi azdırır yani. Hatta iki kardeşimizin arasını bulmak istiyoruz. Ha, siz sayılan, sevilen bir insansınız. Bunlara bir nasihat edin meselesinde bile önce bir nasihattan önce kendi nefsimize bir nasihat etmemiz lazım. Efendimizin yaptığı gibi 70 veya 100 tane istiğfar çekerek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirerek, Ya Rabbi kalpler senin elinde, yanlış bir şey konuşarak bu meseleyi iyice büyüttürme, azdırma. Sen bunların kalplerini telif et diye onlara konuşma yapacak arkadaşımız böyle düşünmesi lazım. Böyle düşünmemiz lazım yani. Aksi takdirde bazen hiç böyle kendi muhasebemizi yapmadan, Cenab-ı Hakk'a sığınmadan gelişigüzel, ha ben nasıl olsa bunların saygısı var, ben bunları ihlaf ederim, bu kerataların kulaklarından çekerim. Öyle bir şey olmuyor ya. Öyle bir şey yok. Kalpler Cenab-ı Hakk'ın elinde. O telif eder ya. Ellefe beyne kulubikum diyor.
o telif ederse kalpler bir araya gelir, birliktirlik olur. Onun için böyle bir ihtilaf varsa hele, o zaman daha çok bir kendimizi bir kenara çekip, tevbe istiğfar edip, salavat getirip, Efendimizin ruhaniyetinden istifade ederek, ya Rabbi kendi hatamı göster, kardeşimizin de kalbini yumuşat. Emin olun daha siz onun yanına varmadan onun yumuşadığını hissediyorsunuz, görüyorsunuz. Evet, biz hizmet-i imani ve Kur'an'ın iktizası üzere ruhumuzu feda etmeye hazırız demişiz. Ufak tefek şeyleri nasıl aşamıyoruz yani? Efendim, yine lemalardan, İhlas Risalesi'nden alınmış bir parça. Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım. Bilirsiniz ve biliniz. Bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde, dünyada da ama bilhassa ahirete ait hizmet-i imaniye Kur'aniye adına yapılan işlerde, hizmetlerde en mühim bir esas ihlastır. Öyleyse ihlaslı olmamız lazım. İhlas nedir? Bir işi, bir ameli Allah emretti ve Allah razı olacak diye yapmaktır. Başka maddi, manevi, dünyevi, ukrevi hiçbir beklentinin olmaması lazımdır. Eğer dünyevi, ukrevi, maddi, manevi bir beklenti, bir sevap, bir ücret, bir şöhret, bir şey varsa o ihlaslı olmaz. Evet, en mühim bir esas. Yani biz hizmet ediyoruz. Bu hizmetin esası, temeli. Bina yapacağız. Kaygan bir zemin üzerine yapar mıyız? Sağlam bir yere yaparsın. Yani. Temelin çok sağlam olması lazım. Bu hizmetin de temeli, esası ihlastır. İhlas üzerine kuruludur. Biz ne kadar ihlasa yakınsak, ihlasın içindeyse, ihlasın sırrını kendimize mal etmişsek, o iş o kadar güçlüdür. Evet. İhlas neydi? Bir işi Allah emretti, o razı olacak diye yapmak. Hatta bakın, Cenab-ı Hak işte sakar cehennemine düşenlere ne diyor ki, yani niye siz buraya düştünüz? Sebeplerini söylüyorlar. Lemnekü minel musallim, biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Demek ki namaz kılmayanlar sakar cehennemine gidecek. Allah affetmezse ya. Öyleyse ben sakar cehennemine gitmeyeyim diye namaz kılsa bir insan, evet namazı namaz olur. Çünkü Allah korkutuyor öyle. Ama ihlasız, ihlaslı olmaz yani. Bunu da düşünmemek. İhlas Allah emretti. Tamam sakar cehenneme ya cennete gideyim. O da cennetten bahsediyor Cenab-ı Hak. İnsan böyle de düşünebilir. Namazı namaz da olur ama ihlaslı olmaz. İhlas maddi, manevi, dünyevi, ukrevi hiçbir şey düşünmeden sadece Allah emretti ve Allah razı olacak ben bu ameli işi yaptığım zaman. İhlas budur ya. En mühim bir esas ihlastır. Dava, hizmet, yapacak şeylerde temeli bu. Bu temel yoksa zaten balçık bir üzerine, kaygan bir şey üzerine temel atmışsan zaten bozuk uyar. En büyük bir kuvvet ihlastır. En büyük bir kuvvet. Gerçekten ihlası kendinde yerleştirenlerde bu şey görülür. Bu kuvvet hissedilir. Karşı taraflar da hisseder. Onun ihlası karşısında dize gelir çokları. En makbul bir şefaatçi ihlastır. Yani bir iş yapılmasını istiyoruz. Efendim, hizmete ait işte bir mesele, problem çözmek istiyoruz. Ya falancaya gidelim, onun iltimasıyla işte o da falancaya telefon etsin de şu işimiz olsun bu. Allah rızası için bir iş zaten bu. Bir iltimasçı arıyoruz. İhlaslı ol. Onun
şefaatçisi ihlasın içinde var zaten. Sen bu işi ihlasla mı yapıyorsun? Tamam. İhlasla git, ihlasla söyle. Engeli kalmaz. Olması gerekiyorsa o işin hayırlı bir işte yani. Hikmet-i ilahiye uygun değilse o ayrı mesele. Yani her şey tamam. Normal yaptığımız işler kanunidir. Helal bir şey üzerine yapıyoruz. Hayır da olacak. Tamam, korkma yani. İhlasla söyle. Tesirli olur. En metin bir noktayı istinad. İhlastır. Bir dayanma noktası. Dayanma noktaları kaldıraçlarda hep söylüyoruz, çok mühimdir. Yani siz az bir güçle kocaman yükleri kaldırırsınız. Ama bu kaldıraçların en mühim noktası da noktayı istinaddır, dayanma noktasıdır. Onun için hani Arşimet'e nispeten söylenir, bana bir dayanma noktası gösterin, dünyayı yerinden oynatayım diyor. İhlas böyle bir dayanma noktasıdır. İhlasa dayanan insanlar hakikaten dünyayı yerinden oynatacak işler yapabilirler. O güçlü ihlası kazansınlar yeter yani. En kısa bir tarik hakikat. Ben kestirme bir tarikat istiyorum. Kestirme bir yol istiyorum. İhlastır. Kestirme götürür yani. En makbul bir duayı manevi. Bana bir manevi dua öğretin. Çok makbul olsun. Dua edeyim, kabul olsun, tesirli olsun. İstiyor musun? Heh. En makbul bir duayı manevi ihlastır. İhlasla iste, o makbul duadır zaten yani. En kerametli bir vesile-i makasıt, maksadına, meramına ulaşmak için kerametli bir vesile istiyorum. Kerametli olsun yani. Bir vesile söyle ki kerametli olsun. İhlastır. Maksatlara ulaşmak için en kerametli vesile ihlastır. İhlaslı ol yeter. En yüksek bir haslet. İnsanda hani güzel hasletler olsun. Bunların da en yükseği ihlastır. En safi bir ubudiyet. Cenab-ı Hak bizden safi bir kulluk istiyor. Bu da ihlastır. İhlasın burada bu 21. lemma, iki tane ihlas risalesi var. Biliyorsun birisi 20. lemma, birisi de 21. lemma. Daha bu işin girişinde ihlasın özellikleri sayılıyor. Albay Hulusi abimizin tabiriyle 20. lemma 1. ihlas risalesi dışla ilgili bir talimattır diyor. Askeri bir sözle söylüyor o. Ama 21. lemma iç talimattır diyor. Bilhassa hizmet içerisindeki kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla beraber yapacağımız işlerle ilgili. Gene İhlas Risalesi'nden bir parça alınmış lemmalardan. Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Allah'ın rızası. Kesret-i etba ile, yani çok tabi olanlar var. Ben bir konuştum, şu kadar insan dinliyor. Ben fenomen hale geldim. Efendim, öyleyse çok büyük işler yapabilirim, muvaffak olurum değil. Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Kesreti etba ile, tabilerin çoğunluğu ile ve fazla muvaffakiyet ile değildir. Çok muvaffak oldun. İhlas yoksa hiçbir şey yok. Allah'ın rızasını kazanamazsın. Bir konuşma yaptım. 1 milyon insan efendim Müslüman oldu. Farzım hal. Ama ihlas yoksa bundan sana bir hayır gelmez. Sen bir gösteriş yapmışsan, kendi nefsin adına konuşuyorsan, bak bu kadar insan nasıl bir sözümle yola geldi diyorsan, bunun Allah'ın rızasına uygun bir tarafı yok. Şu
Çünkü onlar vazife-i ilahiye ait. Yani muvaffak kılmak, fazla insanları etrafta toplamak, bunlar vazife-i ilahiye ait olduğu için istenilmez. Belki bazen verilir. Her zaman da değil. Bazen verilir. Evet. Bazen bir tek kelime sebebi necat ve medar rıza olur. Bir tek kelime. Sen onu ihlasla Allah rızası için söylersin, kurtuluşa vesile olur. Kemiyetin, sayı çokluğunun ehemmiyeti o kadar medar nazar olmamalı. Çünkü bazen bir tek adamın irşadı, bin adamın irşadı kadar rıza ilahiye medar olur. Yani sen ihlasla bir kişinin irşadına vesile olursun, öyle bir tesiri olur ki o kişi de bin kişiye vesile olabilir. Demek ki burada mühim olan ihlaslı olmaya. Hem ihlas ve hakperestlik ise Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. İhlas, hakperestlik bunu gerektirir. İnsanlar, Müslümanlar bilhassa istifade etsin. Kimden nasihat almış, kimi dinleyerek hidayete gelmiş, irşad olmuş, kimden olursa olsun taraftar ol. Ne güzel, Allah razı olsun. De. Yoksa benden ders alıp sevap kazandırsınlar. Benden ders alırlarsa bana da sevap kazandırmışlar olur. Başkasına gitmesinler. Yani benden ders alıp sevap kazandırsınlar düşüncesi nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. Çünkü bu düşünce diğer insanlarla bir çatışmayı da gerektirir. Adam kapmalar, başka cemaatlerden adam apartmalar, bizden olsun, bizimle yola gelsin, bunlar hasetlere, kavgalara, bereketsizliklere sebep olur. Emin olun, eğer biz bu prensiplere uyarsak zaten olacaksa Allah kendi eliyle getiriyor ya. Ta baştan, yani ben İzmir'de Hocaefendi 66'da geldikten sonraki dönem için bir şey söylüyorum. Bize büyüğümüzün dediği buydu. Risaleler de bunu söylüyor zaten. Sakın başka cemaatlerden adam alma, oradan bu tarafa getirme sakın yapmayın. Çünkü o bir cemaat içinde yolunu bulmuş. Namazını kılıyor. İbadetini yapıyor. Bir cemaatin içinde kendini koruyor. Ne diye onu alıp getiriyorsun? Bir şey kazanmıyorsun ki sen ya. Bir de düşmanlık kazandırır. Sen bir adamı, senden birisini başkaları alırsan nasıl bakarsın onlara? Düşman gibi bakmaya başlarsın. Çok sevsen, takdir etsen bile yani. Aynı şekilde onlar da sana öyle bakar ya. Yani. Bunları hesaba katmak zorundayız. Ben olaylar biliyorum yani. Kimya fakültesinden geldi arkadaşlar, dediler ki falanca bir öğrenci var efendim. Ama işte falancaların yurdunda kalıyor. İlla bizimle kalacak. Olmaz dedi. Sakın dedi. Sonra bir hafta sonra falan geldiler, dediler ki hocam tamam ben oradan çıkıyorum, sokakta kalacağım. Yani alıyor musunuz, almıyor musunuz? Allah Allah. Gitti o zaman. İsmini de söyleyeyim. Benim de Kestanepazarı'nın hocam olur. Şaban Düz hocamız, Allah rahmet eylesin. Onların bir yurtları vardı, orada kalıyor yani. Hoca efendi gitti, Şaban hocam, Kestanepazarı'ndan arkadaşlar zaten yani. Böyle böyle bir durum var. Yani bu çocuk dışarıda kalırsa mesul oluruz diye sizden izin istiyoruz. Eğer izin verirseniz efendim onu kabul edeceğiz. Hay hay dedi Şaban Hoca. Kalbi geniş, mübarek bir zattı. İrşadıyla İzmir'de çok vaazlarıyla insanlar istifade etmişlerdir ya. Daha başka olaylar da gördük yani.
böyle kazanmak istediğimiz, yapmak istediğimiz, bizden uzaklaştırılanlar olur. Ama bir yere intisabını hissettiğimiz an geri dururuz. Çok olaylar var yani şu hizmetin içerisinde. Ama sonunda bir şekilde kendi iradeleri ile gelmiş, hala geldikleri halde bizim kaçtığımız, aman başkasından çalıyor şeyine girmeyelim dediğimiz halde gelip hizmette en ön saflarda hizmet eden kardeşler var ya. Yani. Biliyoruz. Sen müstahni ol. Tamam. Bir çatışmaya, bir hasede, fesada, tenafüse meydan vermememiz lazım. Nasip varsa zaten kaderde getir onu. Sen yapma bunu ya. Yani. Evet. İhlas ve hakperestlik ise Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Yoksa benden ders alıp sevap kazandırsınlar düşüncesi nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. Ey sevaba hırslı ve amale uhreviye kanaatsiz insan! Bazı peygamberler gelmişler ki, mahdut birkaç kişiden başka ittiba edenler olmadığı halde yine o peygamberlik vazife-i kutsiyesinin hadsiz ücretini almışlar. Bakın, çok kişi tabi oldu değil. 3-5 ümmeti olan peygamber, hiç ümmeti olmayanlar var. Ama o gene peygamberlik ücretini, sevabını alacak. Çünkü onunki daha zor. Ömür boyu uğraşacak, kimse dinlemeyecek ama Allah'ın emrini yerine getiriyor, tebliğini yapıyor, anlatıyor. Yani burada şu kadar adam var, şu kadar insan kazandı değil ki, ihlasla işi yaptı mı, yapmadı mı ya? Mesele bu. Biz işin o tarafına bakacağız ya. Ey sevaba hırslı ve amali uhrevi kanaatsiz insan! Bazı peygamberler gelmişler ki, mahdut birkaç kişiden başka ittiba edenler olmadığı halde yine o peygamberlik vazife-i kutsiyesinin hadsiz ücretini, sevabını almışlar. Demek hüner kesreti etba ile değildir. Sana tabi olanların çokluğuna göre ölçülmüyor bu iş yani. Belki hüner rıza-i ilahiyi kazanmaktadır. Allah'ın rızasını kazandık mı kazanmadık mı bu iş? Rıza ilahi kazandırır mı kazandırır mı? Mesele bu. Sen nece oluyorsun ki böyle hırs ile herkes beni dinlesin diye vazifeni unutup vazife-i ilahiye karışıyorsun. Allah'ın işine karışıyorsun. Tabi bu vazife ile Allah'ın vazifesi kendi buna müşakele denir. Yani biz bu kelimeyi böyle kullandığımız için bizim anlayışımıza uygun. Yoksa Cenab-ı Hak hiçbir vazifesi şeyi yok ya. Allah'ın işine karışma. Ne karışıyorsun ki? O iş vazife-i ilahiye aittir. Kabul ettirmek, senin etrafında halkı toplamak Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Vazifeni yap, Allah'ın vazifesini yani işine karışma.